Her zaman deyirik, spor çox önəmlidir, özellikle o insanlar ki küləyə sahibdir, yani bizler de ihtiyacımız var spor yapmağa. Ama indi Ramazanda biraz zordur, Ramazandan sonra inşallah bizler de başlayalım. Baxalım bir gün Kapten Cengiz bizler için ne hazırlayıbdır, hep birlikte izleyelim. Evet sayın seyircilerimiz, günaydın vatanım, günaydın Kerkük, günaydın bütün spor seven arkadaşlar. Bugün sizden bir yeni tembin hazırlamışıq, o da aynı şekilde, devam ettiğimiz şekilde, sehel, kolay, evde tek başına yapabilirsiniz. Ama bizim notumuz vardı, dedik size bugün bu bölümlerimiz, bu geçen bölümlerde de özel oğlu Ramazansın, yani özel olan da Ramazansın, bunların temrinleri biraz farklı oğlu, sehel oğlu, kolay olu, bir de onun yanında da tekrarlarımız az olu. Niçin? İnsan oruç olduğu zaman biraz takati, yoksa da enerjisi düşük olur. Ama iftardan sonrası taviz edebiliyorsun. Bir de tek başına evde iftardan sonra bu sporlara, yoksa da başka sporlara devam edebilsen yeter ki insanın humul, yoksa da tembellik basmasın. İftardan sonra 1,5 saat sonra, 2 saat sonrası sen spora başlayabilsen, bu bir ayda basit hareketler de etsen çok iyiydi. Yeter ki spordan uzak düşme. Evet sayın seyircilerimiz, bugün ele aldığımız çok insanların şikayet ettiği kolun bu taraflarında bir terahül var. Yani bazı insanların hani kolunun altına degende bir sallanma var, yoksa da çabalar. Bazı temrinler vardı, kolay, hiçbir cihaz, hiçbir alet kullanmadan evde tek başına bu terahülatı giderebilir. Ama bazı insanlar sorurlar bizden, biz yaptık bir ay, yoksa da 2 hafta, 3 hafta neticeni görmedik. Riyaza, yoksa da spor, zaman ister, sabır ister, bir de tahammül ister. Sen bir ay yapandav, belki de sen harbat edipsen, yoksa da yemahu, istediğu takide geldi. Vücudun, canının ihtiyacında kaderice geldi. Onun için neticeni git bir zamanda göster. Yani göster neticeni, ama belki de sen o yemahu daytiyse, spor da yapsan, neticeni bir ayda görsen, ama tek başına sporu yapandav, ama yemahu faydalı daydagi, belki de seni geciləşdirir, 3 ay zamanı alır senden. Gəlin mənimlə beraber baxağın bu temrinler ne şekilde olacaktır. Kolumuzu bu şekilde açıp yerinde devam eder. Gördüğünüz ki kolumu kamil vururam, tekrar döndürüm. Bu temrinde biraz birkaç saniyelik dursak içinde daha iyi olur. Niçin? Bizim gayemiz şedd etmektir o adalanı, hatta daha fazla yandırsın ve çekelensin, şedd olunsun. Gelin benimle beraber, ekibimle beraber sporumuza başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gördüğünüz ki 10 tekrarı yaptık, birinci temrinimizi bitirmiş olduk. Niçin 10 tekrar? Yani Ramazan ayıydı, insanları, yoksa da vücudumuzu fazla yoruntırmak istemiyoruz. İndi geçen ikinci temrinimiz bakalım ne şekildedir. İkinci temrinimiz bu şekilde olacaktı. Devam edelim. Gördüğünüz ki elimi kamil hareket ettirin. Eğer sizler harekanı bildiyseniz, benimle beraber ekip başlayalım. Tabii ki seçtiğimiz temrinler kolay. Zaten bu bölümlerde hepsi Ramazan'ı özeldi. İster temrin, ister nasihatler, ister verdiğimiz notlar, hepsi Ramazan'a özeldi. Niçin? Ramazan ayında insan yorunabilir ve insanın yemeği, yatmağı, sporu bozulmasın, elinden geldiği kadar bu şeylere devam etsin. Evet, sayın seyirciler, ikinci temrinimizi bitirmiş olduk.
İndi, geçerim bakalım. Üçüncü tömrinimiz ne şekilde olacak? Üçüncü tömrinimiz bu şekilde. Elimizi indirip, ondan sonrası tekrar döndürük. Başlayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Evet sayın seyirciler, on yaptık. Üçüncü temrimizin sonuna geldik. Bunu da 3 çarpı 10 yaparız. Üçüncü temrimizin sonuna geldik. Evet sayın seyircilerimiz, inşallah notlarımızı ele alasız, unutmasız ve verdiğimiz temrinlerden faydalanasız. İster indi yapasız, ister tek başınıza iftardan sonra yapabilirsiniz. İnşallah başka bir bölüm, yeni bir temrinlerden ve faydalı nasihatlerden sizlerden olacağız.